Ay Gülseren, pilav şahane olmuş. Bana biraz daha koysana. Afiyet olsun. Cansu, bu akşam burada kalacaksın değil mi? Ana kız, güzelce yatarsınız birlikte artık. Tabii canım, hazırlıklı geldim ben. Sabah kalkar kalkmaz ben pişi yaparım. Oh, ne güzel yeriz. Of, bak söyledin canım çekti ama isterim. Dilara'nın haberi var mı kızım burada kalacağından, sonra kızmasın? Yok, söyleyemedim ki. Konuşamadık yani. Seyahate gitti o. Nereye? Londra'ya. Ben dışarı alayım Dilara. Tamam. Hadi şimdiden geçmiş olsun. Korkma olur mu? Hemen kapının önüne. Are you sure that you prefer a full anesthesia? Yes, I'm sure. All right then. Birazcık muayene edelim. İyisiniz, yoksa operasyondan vazgeçtiniz. Bitme, şu anda kararsızım. Biraz yalnız kalabilir miyim? Kim ki? O zaman biz biraz size izin verelim. Lütfen. Yapamadım ben. Hı. Yapamadım, yapamayacağım gerçekten. Tamam, tamam, tamam. Ağlama, ağlama, ağlama. Dilara. Anne dedi. Kim? Bebek anne der gibiydi Cihan böyle. Beni öldürme der gibiydi. Yapamadım ben de. Gerçekten ellerini, ayaklarını, yüzünü gördüm. Gözlerini gördüm. Yapamam Cihan, yapamam. Tamam, tamam, tamam Dilara, tamam, tamam. Ne karar verirsen ver, ben saygı duyacağım, tamam mı? Ne karar verirsen ver. Ne istersen, tamam mı? Peki ne yapacağız şimdi? Ben çocukların yüzüne nasıl bakacağım? Ozan'la Cansu'ya ne söyleriz? Bir şekilde açıklanacak olacak Dilara, yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil ki. Nefret edecekler benden. Dilara, sen onların annesisin. Olmayacak öyle bir şey. Biraz küserler, düzelir, bir şey olmaz. Hiç yaşamanı bir şeyler mi Allah aşkına? Allah'ım, ben böyle büyük bir hata nasıl yapabilirim? Şşş, şş.
Herkes hata yapıyordu lan. Herkes yapıyor. Sen kandırıldın. Artık ne olursun üzme kendini. Bir yolunu bulacağız. Yapacağız, bir şey yapacağız. Ne olursun. Üzme, ne olursun kendini. Daha iyi misin? Senin canın sıkıldı değil mi? Herhalde. Adam iş için Londra'ya gidiyorum diyor. Eski karısı da gitmiş. Ne yani, tesadüf mü bu şimdi? Canım büyütme hemen. Vardır bir sebebi. Dönünce sorarsın. Ya Gülseren, sen de duygularını gizleyemiyorsun ya. Yani tamam, anlıyorum, çok üzüldün ama Cansu'yu da huzursuz etme. Hadi gül biraz. Doğru söylüyorsun. Onun ne günahı var şimdi? Hadi yatıyorum ben. İyi geceler sana da. Hadi iyi geceler. Yirmi sene ben Dilara ile karşılaşacağım günü bekliyorum. 20 sene. Ona 20 senedir aşıkmışım gibi yapacaktım. Dünyanın en büyük mutluluğunu vaat edecektim. Aşk sarhoşu yapacaktım onu. Aşktan sarhoş edecektim. Tam mutluluğun zirve yaptığı anda da terk edecektim. Gör diyecektim, gör bak ben ne çekiyorsam sen de aynısını çek. Nasıl oluyormuş öyle ümit verip verip bırakmak? İnsan nasıl kahrından ölüyormuş? Anla diyeceksin. Demek sen 20 sene onu sevdiğini inkar ettin. Öyle mi? Kendine yalan söyledin. Ama ben şu an bu aşk için her şeyi yaparım, biliyor musun Eyvah? Her şey. Neyim var, neyim yoksa hepsini yakarım. Yanlış yoldasın oğlum. Girişin giriş değil. Doğru. Yanlış yoldayım ben. Benim gidişim gidiş değil. Ha, şöyle. Ne olur peki bu? Ha? En fazlası ne olur? Ne olur en fazla ne olur? Aşktan ölür müyüm? Mis kokulum. Canım benim. Anneciğim bir şey soracağım. Hı. Dilara annen neden gitti Londra'ya? Bilmem. O vakıf için diyor. Ortak bir iş mi ne yapacaklarmış ama ben inanmıyorum. Bence anan söylüyor. Ne demek o? Kafa dinlemeye gitti o. Şu şey meselesi mi? Hani Harun denen adam. Gerçi bilmiyorum ki. Benle konuşmuyor, bir şey anlatmıyor. Çok üzüldü demek ki. Çok. Adam babamın düşmanıymış, biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Bir zamanlar baban onun kız kardeşiyle sevgili olmuş değil mi? Ya aradan 20 sene geçmiş. 20 sene ya, hala neyin düşmanı? Nasıl bir manyaklık bu? Ne bileyim Cansu, ben de bilmiyorum ki, anlamıyorum insanları. Ama annemi görsen, o kadar kötü ki ne yiyor ne içiyor, bütün gün odasından çıkmıyor falan. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Canım, annene destek olman lazım, tamam mı? İzin vermiyor ki. Ne zaman konuşmaya çalışsan iyiyim iyiyim diye geçiştiriyor. Olsun, o izin vermesin. Sen yine de yanında ol. Bak döndükten sonra ona destek olduğunu mutlaka hissettir, tamam mı? Yani Dilara annemin sana yaptığı onca şeyden sonra hala... Yani bilmiyorum, onun yerinde sen olsaydın o böyle bu kadar destek ol der miydi? Derdi, derdi. Bak o sıkıntılı günler geride kaldı. Şimdi ikimiz de anneyiz. Harika çocuklarımız var bizim. Ve onların iyiliğini düşünüyoruz sadece. Prensesim benim. Ay hadi uyu bakayım, sabahleyin okul var. Yat. Hadi sen de gel. Geldim. Hı-hı.
Dilara, araba otoparkta. Can, ben taksiyle gideceğim. Dilara, ben seni bırakayım. Hayır, gerçekten taksiyle gitmek istiyorum. Çocukların beni bıraktığını görmelerini istemiyorum. Sabahın köründe çocuklar uyuyordur. Cihan, lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Benimle gelmen büyük bir incelikti ve benim için çok önemliydi. Ama bırak, ne olur taksiyle gideceğim. Peki, tamam. Acele etme. Çocuklara ne zaman istersen söylersin, tamam mı? Hazır olunca. Üzülme de, beraber halledeceğiz. Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine Hanım. Erken döndünüz. Birkaç gün daha kalacaksınız sanıyordum. Evet, işim düşündüğümden daha çok bitti Emine Hanım. Kahvaltı hazırlayayım ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Biraz uzanacağım ben, belki daha sonra. Peki, siz bilirsiniz. Alo. Dilara, geldin mi yoluya? Geldim, şimdi geldim. İyi, tamam. Dilaracığım, çok yorgunsun, üzgünsün. Yat uyu, olur mu? Dinlen, yoksa hasta olacaksın. Tamam, yatacağım şimdi. Tamam, peki. Hadi görüşürüz. Cihan. Efendim? Beni hala düşünüyor olman çok güzel, gerçekten. Sana çok teşekkür ediyorum ben. Ne kadar teşekkür etsem az gerçi. Senin yaptığını kimse yapmazdı. Özellikle de böyle bir durumda. Kaç kere söyleyeceğim? Sen çocuklarımın annesisin. Böyle bir zamanda senin yanında olmayacağım. Ne zaman olacağım? Ne olursun? Teşekkür etme artık. Doğru, 20 yıl verdik. Ben bu 20 yıl içinde... yaptığım bütün düşüncesizlikler için senden özür diliyorum. Seni tanıyamamışım, değerini bilememişim gerçekten. Çok üzgünüm. Zamanı geri almak diye bir şey olsaydı çok isterdim onu. Keşke alabilseydik ama alınmıyor. Dilara, hepimizin hayatta keşke dediği binlerce şey var. Ama artık yeter ya. Sen de keşke deme. Geçmişi sil kafandan. Önüne bak.
Seni güzel bir hayat bekliyor. Ne olursun, ne olursun rica ediyorum. Biliyorum. Ha, bir şey daha soracağım Dilara. Çocuklara söyleyip söyleme bu konusunda hemen karar verme. Önce bir kendini topla, güçlen. Sonra ne zaman istersen söylersin, olur mu? Tamam. Sen de uyu lütfen. Sabaha kadar uyumadın zaten. Yat, dinlen artık. Tamam. Hadi görüşürüz. Her zaman yanındayım. Sakın unutma. Her zaman. İstediğin saniye gelirim. Hadi. İyi sıra. Günaydın baba. Günaydın. Biz hala mı buradayız? Eve gitmedik mi? Gitmedik baba, gitmedik. Sabahladık. Saat kaç oldu? Erken daha çay demledim. Simi çok sıcak. Yesene. İyi yaptın, açmayayım da. Daha sonra tekrar deneyin. The person you have called. Oğlum kapalı işte. Ne uğraşıyorsun? Aradığınız kişiye şu anda ulaşacak. Açacak baba. Lütfen. Daha sonra önünde sonunda açacak. Açınca da ne kadar çok aradığımı görecek. Hiç uyumadın değil mi oğlum? Uyumadım baba. Uyumayacağım da. Dilara aşkımı anlayana kadar uyku aranma. Sen kendine ne yaptığının farkında mısın oğlum? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Uğraşma oğlum işte. Kapalı, açılmıyor kapalı. Biliyorum baba. Emine teyze! Emine teyze! Şşt Ozan oğlum, sessiz ol. Annen dinleniyor. Annem mi? Annem mi geldi? Evet. Neden peki? Rahatsız etmeyin dedi. Sessiz olalım, dinlensin. Ozancığım. Anne. Efendim. Ne oldu, neyin var? Yok bir şeyim, oğlum uzandım biraz. Anne ağlıyorsun. Hayır ağlamıyorum. Nasıl ağlamıyorsun anne, ağlıyorsun işte. Yok bir şey Ozan. Hani birkaç gün daha kalacaktın Londra'da, neden döndün? Toplantı erken bitti, iptal olmuş. Ben de erken geldim. Anne iyi misin sen? İyiyim. Anne. İyi misin sen? Ne neyim var? Sadece hazmedemiyorum Ozan. Anladın mı? Kabullenemiyorum. Yani Harun gibi bir insanın nasıl sevdiğimi, onunla nasıl birlikte olduğumu anlayamıyorum bir türlü. Yemin ederim bilmiyorum çocuğum. Gerçekten bilmiyorum. Yani bütün bunlardan haberim yoktu benim. İntikam almaya çalıştığından, beni kullanmaya çalıştığından, babana bunları yapmaya çalıştığından haberim yoktu. Ben sadece beni sevdiğini sanmıştım. Buna gerçekten inanmıştım. Tamam. Tamam. Ağlama ne olursun. Yaptın bir hata. Ama daha fazla ağlama. Üzülme bak. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum gerçekten. Lütfen. Tamam, ağlamayacağım.
Söz ver. Söz. Sen ne kadar güzel bir evlatsın böyle. Anlayacağım. Şimdi sen git Emine Hanım'a söyle. Kahvaltı hazırlasın. Beraber kahvaltı yapalım, tamam mı? Tamam. Hadi. Bekliyorum. Tamam. Mis gibi. Eline sağlık Emine teyze. Afiyet olsun. Tereyağla yaptım da onun için böyle güzel kokuyor. Dilara Hanım, gerçekten istemez miydiniz? Bir tane size getireyim. Yok Emine Hanım, teşekkür ederim. 2 dakikada yapardım hemen. Hayır, gerçekten teşekkür ederim. Emine teyze, zaten bu çok fazla. Biz annemle bölüşürüz, sağ ol. Peki, afiyet olsun. Ozan, yiyemeyeceğim anneciğim. Biliyorsun zaten ben sabahları yumurta yiyemiyorum. Peki. Cansu nerede? Uyuyor mu hala? Cansu dün Gülseren annesinde kaldı. E okul ne oldu? Yani Bahtiyar abi alacakmış, o götürecekmiş. Ne var ki? Yok bir şey, sadece okula gittim gitmedim merak ettim o yüzden. Ben yeni telefonu mesaj attım sana, geldi mi? Geldi, aldım. Tamam. Anne sana bir şey soracağım. Londra'ya gerçekten neden gittin? Söyledim ya oğlum, vakıf için işte. Vakıf için gitmediğini sen de ben de biliyoruz yani. Neden gittin? Cevaplayacak mısın? Tamam Ozan. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı anneciğim. Hava almak için gittim. Biliyorsun bugünler benim için zor geçiyor biraz. Sadece bu olduğundan emin misin? Evet oğlum. Başka ne olabilir? Anne. Bana söyleyemediğin bir şey mi var? Hayır Ozan, yok öyle bir şey. Ne demek istediğimi anladın herhalde. Evet. Yok öyle bir şey oğlum. Ozan. Anneciğim biliyorsun biraz bugünlerde iyi değilim. Kafamı toparlamaya gittim, tamam. 24 saatlik bir tatil için mi gittin Londra'ya? Bir gün için. Düşündüğüm gibi olmadı Ozan işte. Niye beni sorguya çekiyorsun? Düşündüğüm gibi olmadı. İyi hissederim zannetmiştim ama öyle geçmedi işte. Ne yapacaktım Ozan orada ben? Tek başına. Parkta mı yürüyecektim? Yani otelde çay mı içecektim tek başına? Söyler misin? Kendimi yalnız hissettim. Bu yüzden de geri döndüm işte. Yalnız hissediyorum Ozan. Gerçekten çok yalnız hissediyorum. Çaresiz bir durumdayım. Dinlenmeye ihtiyacım var. Tamam annem, tamam. Böyle konuşma. Senin yanında herkes var. Ben varım, Cansu var, babam var. Hepimiz senin yanındayız, biliyorsun. Biliyorum. Siz varsınız, iyi ki varsınız. Yoksa ben ne yaparım onu bilmiyorum. Sen de iyi ki varsın. Hadi ye yemeğini. Yavva inanmıyorum. Gerçekten yapmışsın. Cansucuğum gelir de yapmaz mıyım hiç? Evet sabahleyin kalkmış erkenden üşenmemiş yapmış. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet şeker olsun. İyi uyudunuz mu ana kız? İyi mi? Mışıl mışıl değil mi? Evet. Mis kızımı koklaya koklaya güzel güzel uyudum. Ya Şeyda, babam Londra'da diyorum. Bu akşam rahatız, merak etme. Şeyda, babam gelmiş. Ben seni sonra arayacağım.
Azal kızım. Kızım gel. Küçükler tamam. Babacığım erken dönmüşsün. Güzel kızım işim erken bitti o yüzden geldim. Ha, şey kahvaltı falan hazırlayayım mı? Birlikte kahvaltı edelim. Bir tanem bugün çok işim var. Duş alıp hemen çıkacağım olur mu? Başka zaman yapalım. Tamam babacığım. Beni 3 dakikası uyandırır mısın kızım? Tamam. Sen bekle, geliyorum ben Bahtiyar abi. Anne gel, seni de işe bırakalım. Ben işten ayrıldım kızım. Nasıl yani, niye? Yani öyle gerekti, öyle oldu. Ama sen seviyordun işini. Seviyordum, seviyordum da işte. Aa hadi bakayım, okula geç kalıyorsun sen. Sonra uzun uzun konuşuruz bunları. İyi, peki. Biraz sesim. Hadi bakalım iyi dersler. Canım. Çok teşekkür ederim her şey için. Afiyet şeker olsun. Güle güle. Cansu'ya sordun mu Dilara Londra'yı? Vakıf için gitmiş diyor ama inanmıyor. Nasıl yani? Neye inanmıyormuş? Vakıf için gittiğine inanmıyormuş. Yani kafa dağıtmaya gitti bence diyor. Olabilir, mantıklı aslında. Ay nesi mantıklı ya? Dilara ile birlikte Cihan'ın da oraya gitmesi mantıklı mı? Canım belki ayrı ayrı gittiler. Belki gerçekten tesadüf. Olamaz mı? Sence olabilir mi? Neden olmasın? Gülseren aklından yine saçma sapan şeyler geçmiyor değil mi? Haksız mıyım Allah aşkına? Adam benimle konuşurken hadi bir an önce evlenelim diyor, vakit kaybetmeyelim diyor. Ondan sonra eski karısıyla birlikte Londra'ya gidiyor. Ben mi saçmalamış oluyorum? Canım belki sana söyleyemediği bir şey vardır. Tamam zaten tam da onu söylüyorum. Ya biz evleneceğiz, bana söyleyemediği ne olabilir? Vardır bir sebebi. Dur bakalım nedir ne değildir bir öğrenelim. Sen de hemen her şeyi takıyorsun. Güvensizsin Gülseren, güvensiz. O yüzden oluyor bütün bunlar. Ya yine bana söylüyorsun söyleyeceğini. Ben mi gizledim, sakladım ya? Hah, bak arıyor. Hadi sor bakalım neden birlikte gitmişler Londra'ya. Yoksa burada bütün gün kendini yiyeceksin. Bakma öyle oralara. Madem aramızda sır olmayacak dediniz, madem her şeyi paylaşacağız dediniz, al işte sana fırsat. Al şunu, al sor neden birlikte gitmişler Londra'ya. Hadi al. Cihan merhaba. Allah Allah, hayırdır? Nedir bu sinir? Nedir bu terslik? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Nasıl geçiyor Londra'nız? Siz derken? Allah Allah, sen Dilara'yla beraber gitmedin mi? Ha, bu tersliğin sebebi anlaşıldı Gülseren. Evet, birlikte gittik. Döndük ama sabahleyin, ilk uçakta. Ha, yani Dilara'yla beraber gittiğini inkar etmiyorsun. Gülseren, niye inkar edeyim? Yalan mı söyleyeceğim sana? Neden bana söylemedin o zaman? Söyleyeceğim Gülseren, söyleyeceğim. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Eğer bu ilişki yürümüyor diye düşünüyorsan, bunun için buluşuyorsan telefonda konuşalım. Ya Gülseren, saçma sapan şeyler söyleme Allah aşkına ya. Niye böyle şeyler düşünüyorsun? Kendine mi güvenmiyorsun, bana mı güvenmiyorsun sen Allah aşkına? Neyin var senin? Ya sen Dilara'yla beraber gittiğini neden bana söylemiyorsun? Ya niye gizleyeyim Gülseren? Söyleyeceğim işte. Buluşalım. İkimizi de etkileyecek çok önemli bir sorun var. Tamam pardon, ben yanlış anladım. Tamam, kusura bakma. Tamam, ben şimdi ofisteyim. Biraz işim var. Halledeyim, buluşalım, konuşalım olur mu? Tamam, tamam, buluşuruz. Ne olmuş? Neden birlikte gitmişler? Hepimizi etkileyecek önemli bir mesele var diyor. Buluşalım diyor. Allah Allah, meraklandım şimdi. Ne oldu acaba? Bilmiyorum ki. Hadi sen de rahatla artık. Bak aranızda kötü bir şey yok. En azından onu biliyorsun şimdi. Yapma yapma.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Siparişlerinizi getirdim. Şöyle vereyim. Ya bir de rica edersen mutfağa koyabilir misin? Koyayım. Geç, geç. Yalnız kivi yokmuş markette. Ben hemen gidip onu manavdan alayım. Yok Emrah'cığım, gerek yok. Teşekkürler. Ya bu arada biliyorum alışveriş senin işin değil ama kusura bakma, bugün bize yardımcı olan kadın gelmedi. O yüzden böyle oldu. Yo yo, hiç sıkıntı değil. Ben ne zaman isterseniz o zaman gider gelir alır gelirim. Teşekkürler. Bir şey değil. O zaman ben kiviyi alıp geliyorum. Yok yok, gerçekten gerek yok Emrah. Senin izin günün ne zaman? Benim izin günüm çarşamba. Neden? Hiç merak ettim. Ya ben sana bir şeyler ikram etmek isterdim ama okula geç kalıyorum, kusura bakma. Bana bir şeyler ikram etmek ister. Önemli değil, önemli değil tabii. Tabii haklısınız. O zaman ben yavaştan gideyim artık. Orada okul lise değil mi? Evet, lise sondayım ben bu sene. Sen bitirdin mi? Ben bitirdim liseyi. Şimdi üniversiteye hazırlanıyorum ama kendim hazırlanıyorum. Yani öyle kurs gibi değil. Anladım. Ne düşünüyorsun peki? Hukuk düşünüyorum. Zor diyorlar. Ama bakacağız olursa. İnşallah olur. Tamam o zaman, yine teşekkür ederim her şey için. Ne demek, ne zaman istersen. İsterseniz Hazal Hanım. Bir şey lazım olursa yine ben hep buradayım. Tamam tamam, ben çağırırım. Şey diyeyim, aşağıdayım. Ay, sen kim, hukuk kim ya? Hukuk düşünüyormuş. Hacer'in ipinden kuyuya mı inilir ha? Gelecek de biz daha işe gideceğiz. Çay koy, çay. Ya çay arkanda Özkan. Elin ayağın tutuyor, çayını koy, içsene ya. Niye her şeyi benden bekliyorsun Özkan ya? İnsaf Özkan ya. Ya kadın, Allah'ını seversen ya. Hayatında bir kere de bir kelimeye 20 tane cümleyle cevap verme la. Karşılık verme la. Sen var ya, yemin ediyorum insanı dilinle gömersin. Allah muhafaza. Yöntem seni gömerdi. Vallahi öf. Konuşacaktın mı? Ben geldi. Ya Hacer, nerede kaldın sen ya? Çok geç kaldım. İnsan önce bir hoş geldin der. Senin karşında Keriman var. İnsana öyle bedavaya hoş geldin, günaydın der mi? Ya işe geç kaldık diyoruz ya. Ben işe geç kalınca sen mi vereceksin yevmi yemen? Ya sabah sabah gel dedin, geldik işte. Bereketli olsun. Ha, işe gidersek tabii ki bereketli olacak. Al şu çocuğu ya, geç kaldım. Aman dur Tosun'um. Merhaba. Hacer teyzesinin kuzusu gelmiş. Oy 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 oy. Kız Keriman. Bu büyümüş, kocaman olmuş. Buna bir tane mama sandalyesi alsana kız. Ben ne alıyorum? Gazlı kadar babası var, o alsın. Ha. Özkan nasılsın? İşler güçler nasıl? İyi abla ya, aynı iş, çalışıyorsun. Ha, iyi çalış çalış. İş olsun da aman aman. Sür sür, iki kat sür. Bir o tarafına sür, bir bu tarafına sür tereyağını. Bol bol sür. Keriman, yumurta yapmamışsın sen bu sabah. Ya Hacer Hanım, çok özür dileriz. Seni yumurtasız bir kahvaltıya oturtturduk. Ya Hacer, sen buraya işe çalışmaya mı geldin? Brunch yapmaya mı geldin? Sosyetik misin sen, nesin? Keriman, şurada iki lokma bir şey yiyeceğiz. Onu da boğazıma dizeceksin ha. Ya ablacığım, bakma sen bu kadına. Ye istediğini ya. Bu tereyağı değil, margarin bu. Sen tereyağı almadın mı Keriman? Tereyağının kilosu kaça, haberin var mı? He? Tereyağlı evlerde mi doğdun? Günaydın. Günaydın abi. Ne yapıyorsun sen? İçim kazındı ya, bir şeyler atıştırıyorum. Ulan insan bir bekler, bir beraber kahvaltı edelim der ya. Ne görgüsüz adamsın ya. Bekleyemem abi, bekleyemem. Kan şekerim falan düşer maazallah. E şimdi Keriman gelecek, bize bir çay derler. Abi Keriman'ı mı bekleyeceğiz ya? Bak ne yapalım biliyor musun? Şu sahildeki bizim börekçisi var ya. He. Oraya gidelim, birer buçuk kıymalı kol böreği gömelim. Bendensin. Nasıl fikir? Tamam lan, gidelim, iyi olur. Tamam. Dur ben şu Keriman'ı arayayım o zaman. Keriman'ı mı arayacaksın? He. Gelecek de kapıda kalmasın. Yalnız abi farkında mısın? Bu kadın sende feci alışkanlık yaptı ha. Ya saçma sapan konuşma be. Evde yemek yok, yemek yapsın. Hmm.
Abla, bu manyak temizliğe nereye gidiyor sen biliyor musun? Vallahi hiç bilmiyorum Özkan. Bana bile söylemiyor. Ali'ye. Ha, Keriman. Sesimi duymadan duramıyorsun değil mi Rahmi Bey? Ulan ne duyacağım be senin sesini deli karı. Bana bak, çıktın mı sen? Ya Rahmi Bey, bir rahat ver be. Bir rahat ver be. Azıcık bir rahat ver. Yahu çıkmadıysan acele etme diyeceğim. Ben dışarı gidip geleceğim, onu söyleyeceğim. Ha, iyi, tamam, tamam. İyi, tamam. Bana bak. Ha. Öyle acele etme dediysem de yayılma ha, öğleni bulma. Ya... Tam anlamadım Rahmi Bey. Geleyim mi, gelmeyeyim mi? Geleyim mi, gelmeyeyim mi? Anlamadım. Ya gel işte, gel, gel. Allah Allah, buna da laf anlatmak amma zor ya. Alışkanlık yaratırım. Alışkanlık, alışkanlık, alışkanlık. Hacer, hadi ben gidiyorum. Masayı topla bak, bunları böyle açıkta bırakma, dolaba koy. Bir saat sonra da Can Haşmet'in mamasını yedir oğlumu. Bunların hepsini yaparım da. Önce bir dur bakalım. Bir dakika. Ne oluyor be? Önce paramı isterim. Aa, ben paramı aldım mı ki sana vereyim Hacer? Akşama vereceğim. Vallahi ben bilmem. Para peşin. Ya Hacer saçmalama, akşama vereceğim diyorum. Kusura bakma Keriman. Ben sana güvenmiyorum. Ay ayıptır be, bu ne biçim laf? İnsan kavga esnasında düşmanla böyle bir şey söylemez. Güvenmiyorum. Bana bak. Sen akşam olunca geleceksin. Ondan sonra su koyu vereceksin, diyeceksin ki şu oldu, bu oldu. Yine benim parayı unutturacaksın, kusura bakma. Ben seni adım gibi tanıyorum ha. Kadın doğru söylüyor lan, versene parasını. Sen ne karışıyorsun? Senin çocuğun, sen ver hadi. Geri zekalı. Ya Hacer, sen ne kadar kötü. Sen ne kadar para göz bir kadın olmuşsun ya. Al, teessüf ediyorum, al. Keriman, böyle gönülsüz gönülsüz verme. Bak sonra hayrını göremezsin ha. Alın terinle kazandığın parayı oynuyor oynuyor mu vereceğim sana? Kafayı mı yediniz ne? Hadi ben kaçtım. Oğluma iyi bak. Ay hadi selametle, selametle. Oy. Kafayı yemiş. Bunların hepsi kafayı yemiş benim kuzum beni. Abla dur dur abla. Ya bırakayım seni ya. Yok ya benim bir dolmuşluk işim var. Sen zahmet etme. Ya ne para vereceksin dolmuşa? Gel bırakayım işte. Ya Özkan ben dolmuşa para vermiyorum ki zaten. Üstüne para da alıyorum. Nasıl yani? Ya diyorum ki inerken 10 liranın üstü vardı deyip parayı alıp iniyorum. Haydi hoşçakal. Çeri çakal. Gel bırakayım çalışan yeri bir göreyim. Gel gel. Ya ne göreceksin? Baktın ala beni şimdi. Gel şuraya. Canım arkadaşım, geçti mi korkuları? Yani tam geçmedi de üstesinden geleceğim. Geleceksin tabii. Ya ben zaten hayret ettim. Sen okyanusları yüzüp geçtin. Şimdi bir kaşık suda sorun çıkardın ya. Ay ben mi sorun çıkarıyorum Derya? Bilmiyor musun manyak kadınlar nasıl dalga geçtiler benimle? Bak kendi ağzınla söylüyorsun. Manyaklar işte, boş ver. Kıskanıyorlar seni. Cihan Bey'le ilişkini resmen kıskanıyorlar. Boş ver, takma. Bak ne diyeceğim. Evlendikten sonra hemen kendine bir ehliyet al, tamam mı? Cihan Bey sana araba da alır. İstediğin zaman beni görmeye gelirsin kırklar eline. Dur bir dakika ya, ne diyorum ben? Beni de kendin gibi küçük düşünmeye alıştırdın ha. Söyle Cihan Bey'e sana bir şöför tahsis etsin. Şoföre götür beni kırklar eline arkadaşıma dersin. İstediğin zaman getirir seni. Ay vallahi 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Şaka yapıyorum canım, biz öyle insanlar mıyız? Ama sen gene de bir ehliyet al. Tamam tamam, alacağım. Gidiyorum ben. Ters yapma adam ama. Şimdi bir şey daha yanlış anlarsın yine. Ay yapar mıyım hiç?
Yıldırım merhaba. Günaydın. Nasıl Londra bakalım? Döndüm ben. Londra'da değilim. İstanbul'dayım. Aa. Döndün mü? Ne çabuk döndün? İşlerim bitti. Döndüm Yıldırım. Sen neredesin? Ofiste misin? Yok. Yok. Değilim. Henüz geçmedim ofise. Neredesin? Evde misin? Karşıya geçtim. Adliyede bir iki işim vardı. Niçin? Bir şey mi oldu? Hayır, bir şey olmadı Yıldırım. Şu yeni gireceğimiz iş var ya, onunla ilgili konuşmamız lazım. Yeni iş derken şu maden işinden mi bahsediyorsun? Evet Yıldırım, madenden bahsediyorum. Ben Ekin'e bir sözleşme hazırlattım. Onu sana mail attırayım da bir bak, sonra konuşalım, olur mu? Tamam, gönder bakarım. Tamam, göndertiyorum. Hemen Ekin'e göndertiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Cihan mıydı? Hı hı. Yeni işlere mi niyeti varmış? Cihan'ın her zaman yeni işlere niyeti olur. Alo Ekin. Bana hazırladığın sözleşme var ya, şu maden işiyle ilgili. Onu Yıldırım'a gönderir misin? Mail at. Bekliyor, tamam mı? Tamam. Tamam, Yıldırım da baksın, sonra tekrar göz atarız birlikte. Hadi kapatıyorum, kapatıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzelsin. Yok ya, her zamanki gibi hafif bir makyaj işte. Yakışıyor ama. Çok özledim seni. Selam. Ben de seni çok özledim. Ne içersin? Çay. Ya bakma öyle, utanıyorum. Utan. Hanımefendi, demek kıskandın beni ha? Dilara'yla Londra'ya gittim diye. Hayır, kıskanmadım. Neden bana söylemedin onu merak ediyorum. Ne kıskanmıyorsun, ben olsam kıskanırım. Biliyorum kıskandığını, gördüm. Gülseren, Dilara'nın durumunu sana anlatamazdım. Aslında şu anda da anlatmamam gerekiyor ama sen kuruntu yapacaksın, üzüleceksin. O yüzden söyleyeceğim. Yani nasıl, hasta falan mı? Hayır, hasta değil. Hamile. Ne? Hamile. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yıldırım, sana bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Sen bizim birlikte olduğumuzu Cihan'dan geziyorsun, değil mi? Tabii karşı çıkacak çünkü. Nefret ediyor. Candan, nefret ediyor diye bir şey yok. Yani Cihan öyle kindar bir adam değildir. O zaman yüzümü bile görmek istemiyor diyebiliriz. Evet, bu doğru. İstemiyor. Candan, adam haksız mı? Ya en büyük düşmanını tuttum, hayatına soktum. Adamın başına gelmedik, kalmadı. İsteyerek mi yaptım Yıldırım? Sana kaç kere anlattım bu durumu? Ben Harun'un, Cihan'ın düşmanı olduğunu öğrendiğimde iş işten çoktan geçmişti. Ama öğrendiğin zaman gelip uyarmadın, değil mi? Nasıl uyarabilirdim Yıldırım? Harun'un nasıl tehlikeli bir adam olduğunu sen de biliyorsun. Ne yapsam seni inandıramayacağım, değil mi? Çünkü ben düzenbazı, yalancıyım. Candan, böyle söyleme lütfen. Eğer öyle olduğuna inansaydım, burada olmazdım, öyle değil mi? Ama Cihan'a burada olduğunu söyleyemiyorsun bile. Bilmesi gerekmiyor diyelim. Yıldırım bak. Cihan'ın benden nefret edip etmemesi umurumda bile değil. Gerçekten sensin benim umurumda olan. Eğer senin gözünde benim değerim Candan, yoksa... Candan, lütfen böyle konuşma. Evet. Büyük hatalar yaptın. Sana değer veren, seni sevenlere haksızlık ettin. Ama artık ben değiştiğine inanıyorum. Yani bazı şeyleri görmeye başladım, farkına vardım. Gerçekten buna inanıyor musun? Evet. Yine beni sevebileceğine inanıyor musun Yıldırım? Ben seni çok seviyorum. Ve eski günlerdeki gibi olmaya o kadar istiyorum ki.
söylen Dilara yapayalnızdı. Annesini aramış, annesi gelmemiş. Seyahat demiymiş, neymiş. Çocuklara da söyleyemedi. O yüzden onu öyle bırakamadım. Ben gittim yanlara Londra'ya. Hayır, iyi yapmışsın. Herhalde götüreceksin. Çok kötü bir geceydi Gülsel Hanım. Operasyon odasına girdi Dilara. Sonra ben kapıda bekliyordum. İşte operasyon bittikten sonra bir gün daha müşahedede kalacaktı. Sonra dönecektik. Bir baktım 5 dakika sonra ben yapamayacağım dedi. Ay canım ya, 14 haftalık değil mi? Hayır, 15. E tabii şimdi ekranda çocuğun eli ayağı falan onları görmüştür. Yapamaz ki. Görmüş evet. Hatta uyutmak için ilacı vermeden önce bir hayal gibi bir şey de görmüş. Bebeği görmüş, gözünün önüne gelmiş. Bebek anne beni öldürme demiş. Yapamamış. Ay vallahi çok kötü oldum bak, diken diken. Ay çok kötü bir şey. O Harun denen adamın haberi var mı? Hayır yok. İyi de yok. Zaten olsaydı Dilara'yı rahat bırakmazdı. Ama yine de öğrenecek diye korkuyorum. Nasıl öğrenecek? Dilara hala görüşüyor mu bu adamla? Hayır görüşmüyor. Ama Harun'un ne mal olduğunu öğrenmeden önce Candan'a söylemiş. Candan denen yılana. E söyler Candan bunu. Söyleyemez çünkü Harun'la düşmanlar. Harun her yerde onu arıyor. Hatta Candan'ı ben koruyorum şu anda. Saklıyorum bir yerde. E ne olacak şimdi? Bebeği de doğuracağına göre çocuklara nasıl söyleyecek? Bilmiyorum. Bir şekilde açıklayacak. Ben ona kendini rahat hisset. Ne zaman hazır olursan o zaman söyle dedim ve ben arkandayım dedim. Dilara çözer herhalde yani. Ben de bilmiyorum. Zamanla çözülür diye düşünüyorum. Sağ ol anlayışın için Hüseyin. Teşekkür ederim. Ya ne demek? O değil de. Ya biz bu evlenme işini erteleyelim. Vallahi. Neden? Ya Dilara bu durumdayken öyle nispet yapar gibi olur mu öyle şey? Hüseyin tam da bunu söyleyecektim ben sana bugün. Yani artık yeter evlenelim. Çünkü başvurduk, gün alalım diyecektim. Yok ya, Dilara bu durumdayken yapmayalım. Bekle bekle, durmadan bir sorun çıkıyor. Ayrıca Dilara'nın yani başına gelenlerle bizim bir ilgimiz yok ki. Ben Dilara'yla çoktan boşandım. Hüseyin yani benim de bir hayatım var, senin de bir hayatın var. Nereye kadar bekleyeceğiz? Ama kendini çok kötü hissedecek. Hissedecek ama halledecek bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Yani biz evlenmesek de o kendini kötü hissedecek zaten. Tamam tamam, evlenelim. Ama bir şartla. Düğün yapmayacağız lütfen. Tamam tamam, haklısın. Dilara bu durumdayken böyle düğün dernek yapmak abes olur ama emin ol ben düğün dernekle evlenmek istiyordum bu sefer. Bak üzme kendini, ne olur her şey düzelir. Dilara bir yolunu bulacak eminim ben. Gülseren sen böyle tatlı tatlı yumuşak konuşunca içim rahatlıyor, yüreğime su serpiliyor biliyor musun? Seni görmek bile buna yetiyor. Oh tamam rahatladım. Aç mısın, bir şey yiyelim mi? Olur. Bakar mısınız? Kardeş parça listesini yaptım. Masaya çekmeceye koydum. Lan baktım çekmecede falan yok oğlum ya. Tezgahın üstüne bakayım. Hah tamam burada buldum. Bu bütün parçalar bu Eregen'in arabalarını takılacak. Faturayı ne zaman keseceksiniz abiciğim? Ödemeyi ne zaman yapıyorlar? Yapacaklar işte. Ben de onun için arıyorum seni. Bir çek edelim şu listeyi. Çek mi edelim? Vay yavrum benim. Sosyete olmuş enginim be. Puş edelim puş. Ne gülüyorsun? Ne diyorsun sen? Allah Allah. Dinle listeyi okuyorum. Bir adet ön tampon. Evet. 3 adet elektrikli far lambası. Evet. 3 adet 8'lik sinyal lambası. 3 değil la o 4 olacak 4. 4 yazmışım buraya. Yine bir tane girecek bize. Ne yapar oğlum bu? Ne la? Bir de şöyle be. Abla. Abla. Oğlum ne bağırıyorsun lan Özkan? İnle gitti la şerim manyak. Kardeş ben bunun peşine düşeceğim ha. Lan oğlum Özkan saçmalamayı bırak. Gel iş var güç var. Oğlum bırak Keriman'ın peşinden gitmeyi ya. Tamam devam et. Bir adet de sahası toplanması ol. Ya kardeş sen beni bekleme. Faturayı kes ödemeyi bir an önce yapsınlar. Hadi görüşürüz. Gerizekalı ya. İlle nerede çalıştığını öğrenecek. Sanki öğrenince aklı şey olacak. Rahmi'yle karşılaşacaklar. O deli, o deli. Al sana deli deli. Ben saniye anlatıyorum bunları be. La oğlum tamam Allah Allah. Bir dur la tamam. Tamam konuşuruz tamam gelince hadi. Hadi. Aha abla. Ne yapıyorsun lan sen orada? Bu ne yapıyor la? Kız ne oturdun iki kişilik?
yere. Vurulmuş araya. Yaktım lan çırını. Yaktım çırını. Onların üstü vardı şoför bey, unutma ha. 10 milyon para düşündü, gönderiyorum efendim. Geldin sen. Biraz önce seni seyrediyordum. Atın üzerinde o kadar güzel gözüküyorsun. Ya başka zaman çirkiniz yani. Ya her zaman güzelsin canım. Ama hani sen güzelsin, at güzel. Bütün çok güzel. Oo. Değiştirme konuyu. Sen niye işte değilsin bakayım? Montajı bitirdik. Dedim madem vaktim var, geleyim aşkımı göreyim. Ne dedin, ne dedin? Montajı bitirdik dedim. Ondan sonra ne dedim? Ne dedim? Bir şey demedim. Vaktim var dedin, bir şey dedin sonra. Yanına geldim işte. Ay illa söylemeyeceksin yani. Neyi? Aşkımı göreyim dediğim mi? Hı? Aşkımsın benim biliyorsun ama. Sen de benim. Sen de benim ne? Aşkımsın. Şöyle. İlk aşkım mıyım peki? Böyle benden önce. Oldu. Allah Allah. Hadi başla bakalım. Dökül cansı yükümler. Deniz bak gerçekten sordun diye anlatıyorum. Ben ona çok aşığım ve o hep öyle kalacak. O hiçbir zaman değişmeyecek. Allah Allah. Ben yani daha fazla içimde tutamıyorum yani eğer sen kaldıramayacaksan. Kimmiş bu şanslı erkek? Ben çok ciddiyim. Ama bizimki biraz daha farklı bir aşk yani baba kız aşkı gibi. Baba kız aşkına saygım sonsuz. Hmm. Ömür boyusuz. Allah mutlu etsin. İyi bakalım. Senin gerçekten boş vaktin var mı peki? İşte derse kadar boşum. Süper, ne yapıyoruz? Sinemaya gidelim. Olur gidelim. Ama önce bir şeyler yiyelim. Bir hamsici var, bir hamsi yapıyor. Götüreceğim seni ona. Of tamam. Bir dakika. Ah Ozan. Ben gideyim rahat konuş. Hayır canım ne alakası var? Efendim Ozan. Cansu neredesin? Kulüpteyiz. At biniyoruz Deniz'le. Deniz'le mi? Deniz kulübe mi geldi? Evet. Bir sakıncası mı var? Bir sakıncası yok, bir şey demedim. Ters ters konuşma ben. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Yine hesap mı soracaksın? Cansu, bu hayatta bir tek sen yoksun. Annemle ilgili konuşmamız lazım. Durumu kötü. Nasıl kötü? Bilmiyorum, bayağı kötü işte. Londra'dan gelmiş sabah, ağlıyordu. Aa, neden? Bir şey söylemedi. Nasıl ne bileyim, Ozan sormadın mı? Sordum tabii Cansu, sordum. Moralim bozuk dedi, geçiştirdi işte. Söylemiyor, başka bir şey var. Bir yardımcı olmamız lazım ona. Görüşmemiz, konuşmamız lazım seninle. Tamam, konuşalım. Tamam. Ama sakın eve gelme, huylanır şimdi. Sen kulüpten çıkınca ara beni. Çıkıyorum ben. Bizim kafede buluşuruz. Tamam. Tamam, görüşürüz. Cansu ne oldu? Ya annem, ben morali çok bozukmuş. O İngiltere'ye gitmişti dinlenmeye ama erken dönmüş. O zaman da konuşalım diyorum. Git o zaman. Sinema yalan oldu. Sinemaya her zaman gideriz. Senin de 40 yılda bir boş günün oluyor. Ben bulurum boşluk, git. Hadi gel ben seni bırakayım. Çeviriyorsun la buralarda. Allah'ım sen bana mukayyet ol ya. Şu yaştan sonra beni katil edecek la bu kadın.
Ya Keriman ya, sen bu hallere düşecek kadın mıydın? Nasıl bir kader ya? Ha? Bu kader utansın. Beni bu yaştan sonra hizmetçi yapan şu kader utansın. Ya Rahmi Bey ya! Ya Rahmi Bey, beni ne durumlara düşürdün Rahmi Bey ya? Geliyorum. Şişt. Ya tamam geliyorum, ne çalıyorsun? Üf. Aa, Özkan. Sen ne arıyorsun burada ablacığım? Ablacığım bir uğrayıp çayını içeyim dedim. Asıl sen ne yapıyorsun ha burada? Ya ben ne yapıyorum olabilirim acaba burada? Ya bizim holdingin toplantısı var da kokteyli de burada yapalım dedim. Ya ben ne yapıyor olabilirim acaba burada? Acaba ne yapıyor olabilirsin? Arabadan inip kaçmalar, minibüse binip başka yerde inmeler. Ne yapsın lan sen? İzini falan mı kaybettirecektin? Ha, hoş geldin 0031 Özkan. Ya hadi git, başımdan benim işim gücüm var, yürü. Tabii tabii. Ya Özkan. Çekil la, bakacağım içeri. Ne yapıyorsun lan sen bu arada? Özkan, elin evine böyle zart diye girilmez, manyak mısın sen? Hadi git kardeşim. Özkan, ben ne yapıyor olabilirim ya? Ha? Ne yapıyorlar? Özkan. Ben bu evi işletiyorum. Yukarısı kız katın dolu. Aha bak, bunlar da malzemelerimiz. Deterjan, süpürge, kova, ister misin sen de? Ya insanı günaha sokma, kötü kötü konuşturma Özkan ya. Ben bu evde çalışıyorum. Senin şu doymayan gırtlağını doyurmak için bu evi sabahtan akşama kadar temizliyorum. Anladın mı? He? Senin çocuğunu yetiştirdiğim, büyüttüğüm yetmiyormuş gibi bir de casus gibi peşime mi düştün Özkan? Pardon lan! Utanmıyor musun? Ayıp değil mi? Lan madem bedeviyle temizliğe geliyordun, niçin kaçık gittin arabadan ha? Ben malımı biliyorum. Başıma geleceğimi biliyorum da o yüzden. Bak, beni takip ettin. Meraklısın ya. Nitekim de başıma geldi. Ne işin var burada? Niye geldin buraya? Oha! Şömineye bak la. En az 4 tane kuzu pişer la burada. Ya... Ya Özkan, ya çek git hadi Özkan, elin evine böyle kırkız gibi girilmez. Lan eve bakan mı büyükmüş ha. 4 oda falan var mı la burası? 6 oda. 6. 3 tane de banyo var. 3 tane banyo mu? Ne yapıyorlar lan 3 tane banyo? Ne yapıyorlar acaba? He, birinde keseleniyorlar, öbüründe lifleniyorlar. Oradan da çıkıp öbüründe de durulanıyorlar. Ya hayret bir şeysin Özkan ya. Kimin evi la burası? Sahipleri kim? Ne yapacaksın acaba? Öğreneceğim acaba. Ne iş yapıyorlar? Kimle mi temizliyorsun la sen? Ya sana ne be? Sana ne? Öf! Karı koca doktor, bir de çocukları var. Nerede doktorlar? Sana ne? Ne demek senden ne? Öğrenmek istiyorum Allah Allah. Belki bir gün hasta olacağım. Bir doktor tanıdığımız olsun değil mi? Evde yoklar değil mi? Evdeler de senden saklanıyorlar. Ya elma dersem çıkın, Özkan dersem çıkmayın. Bak saklanmaca ölüyorlar senden. Çok koymuşsun la, git bir çay koy hadi. Aa, bir tek çay olur mu? Ben sana börekler açarım, çörekler çıkarırım. Ya toplan git Allah aşkına ya, elin evine yayıldın. Özkan! La kadın niye panik yapıyorsun? Niye rahatsız oldun? Bir şey mi saklıyorsun la benden? Şimdi ne yapıyoruz? Senin eve mi gidiyoruz abi? Ne yapalım oğlum? Sokaklarda mı dolaşalım berduşlar gibi ya? Şimdi gideriz. Keriman da bize güzel bir çay demler. Senin Keriman geldiyse kalmıştır kapıda abi. Koydum ya oğlum anahtarı kapının altına. Vay 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 anam vay. La kaç para eder bu ev? 500 puan eder mi? Ne? Ne? Etmez mi 500? Ya ne kadar cahilsin Özkan ya, ne kadar cahilsin. Ya aha bu salon nereden baksan 500 bin lira eder. Şu gördüğün lamba var ya, en az 10 bin euro. Oha lan, manyak mı la bu insanlar, 10 bin lira veriyorlar bir lambaya? Design, design. 10 bin lira değil, 10 bin euro. Ya, ya. 30 bin lira. 30 bin. Ya konuş, konuş Özkan. Zenginin malı, fakirin dilini eskitirmiş. Konuşsa. 2 milyon, ha? Eder mi? Sen emlak işinden anlarsın. Ya Özkan, şu çayını zıkkımlan git artık ya. Bıktım artık, yeter. İşim gücüm var benim. Ya kadın ne var Allah Allah, ne güzel oturuyoruz. Gelen yok, giden yok. Ne yemek yiyeceksin? Ya Özkan, zıkkımın kökünü yiyeceğim. Yer misin sen de? Sana yemek falan veriyorlar değil mi? Öyle acacığına çalıştırıyorlarsa vallahi burayı başlarına yıkarım ha. He tabii, benim kardeşim o kodumu tutturur. Öyle bir güçlüdür, bacısını korur. Yıkar buraları. Ya Özkan, haydi git, işim var, gücüm var benim diyorum. Bu anasını satayım, milletteki paraya bak lan.
bir lambaya 30.000 lira veriyorlar la. Biz öyle kuru ekmeğe talim olalım. Milletin yaşadığı hayata bak. Özkan. İyi, madem öyle. Bahçenin büyüklüğüne bak. Kaç dönüm la bura? Madem gitmiyorsun, bana yardım edeceksin. Ne yapıyorsun lan? Ha, ne yapacağım? Bana yardım edeceksin. Bak, şu camlar var ya, bu camları dışarıdan boydan boya sileceksin. Sonra da içeri geleceksin ablacığım. İçeriden boydan boya sileceksin. Benim boyum yetmiyor. Yardım et madem gitmiyorsun. Getir lan. Hadi kaçtım, çüz. Hadi kolay gelsin. İşi görünce kaçarsın değil mi? Haydi çüz. Anca gidersin Özkan ablacığım. Suat'la sen sushi nedir bilir misin? Sushi'yi biliyorum da abi, yiyelim falan deme gözünü seveyim ya. Niye lan? Sevmem abi, hiç sevmem. Sen hoşaf da sevemezsin ha. Lan millet ölüyor bitiyor lan sushi için vallahi. Ya abi ben yemeyeyim, yiyene de engel olmayayım. Afiyet olsun. Bana bak, seninle bir sushici açalım mı? Ha, vallahi ben bu işin kompetanıyım ha. Petersburg'da hep beni çağırırlardı Japon düğünlerine ahçı diye. Ha? Abi bir sushi restoranımız eksik kalmıştı. Gözünüzün paraya ihtiyacın mı var senin ya? Oğlum milyarlarla oynuyor. Otur otur dünyada başı. Lan ne alakası var lan parayla? Canım sıkılıyor oğlum. İş yapmak istiyorum. Tek başıma evde kendi kendimle konuşmaya başladım ya. Depresyona gireceğim vallahi. Kerman eve adam alıyor abi. Ne diyorsun lan? Ha? Senin evden çıktı bu adam. Ha yok lan, yok yok. Bu Özkan var ya, Almanya'dan getirdiğimiz o, bu kardeşi. Ha bu o mu? He. Ne oldu? Ne bileyim abi, eve adam atıyor deyince falan bir panikledin, bir huzursuz oldun. Ne panikleyeceğim lan, ne panikleyeceğim? Benim ev şey mi lan, eve adam atıyormuş? Herife bak ya, laf mı söyledin ya? Hadi eyvallah o zaman. Hadi görüşürüz abi, kendine iyi. Görüşürüz. Kokoreç. Kolay gelsin kardeş. Oo, teşrif etti beyefendi aramıza. Hiç gelmeseydin. Bugün ayın kaçı la? 18'i. Ne oldu? Her ayın 18'i geç mi geleceğim? Kardeş. Bugün ayın 18 değil mi? Bugünü bir yere yaz kardeşim. Bugün tarihi bir gün. O Kerim Manyak denen manyak var ya, ilk defa yalansız dolansız konuşmuş. Ne diyorsun lan? Oğlum biz demiyor muyduk lan bu manyağı hayatta dünyada kimseye günlük 300 lira vermez diye? Dedik, ne olmuş? Dümen falan yokmuş kardeşim. Hatta az bile alıyormuş. Gittim çalıştığı evi gördüm. İki katlı dubleks bina. Kocaman da saray gibi. Bana günlük 500 lira versinler, onun bir katını ben tek başıma temizleyemem lan. Oğlum bir antre var, yemin ediyorum şu an şuradan sonuna kadar dikerim. Bir dakika lan. Sen Kerem'in çalıştığı evi mi gördün? Yani takip ettim onu, öyle mi? Ulan utanmıyor musun lan, ha? Oğlum ablan lan senin o. İnsan ablasını takip eder mi casus gibi lan? Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun lan? Sen soktun ya fiti. Ne fiti? La oğlum sen demedin mi, gündeliğe giden kadınlar taş çatlası 150 lira alıyor diye? Salağa mı yatıyorsun? Lan ben Kerim'i takip mi et dedim sana? Lan fal mı baktıracaktım nereye gittiğini öğrenmek için? Tabii ki takip ettim. O zaman ablanın kıymetini bileceksin işte. Bak bu yaşta çalışıyor. Hem de gündeliğe gidiyor. Hadi giy tulumunu. İşimiz gücümüz var. Ne o lan? Bana fırça kayarken en az 3 saat konuşuyorsun. Şimdi söyleyecek lafın mı yok? Lan oğlum etme ya. Etme. Hadi giy şu tulumunu. Uzatma Özkan. Şaka. Dilara, bu durumu çocuklara söyleyeceksin herhalde değil mi? Nasıl söyleyeyim Cihan, söyleyemem. Ne diyeceğim ben şimdi çocuklara? Babanızın düşmanından hamile mi kaldım diyeceğim. Dilara, bu kelimeleri kullanman gerekmiyor. Başka türlü söyleyebilirsin. Cihan lütfen, ben şu anda ne Cansu'nun ne de Ozan'ın tepkisini kaldıracak durumda değilim. Anla beni ne olur. Anlıyorum Dilara, anlıyorum. Tabii ki anlıyorum da. Neyse, sonra konuşalım bunları lütfen. Sen bir şey söyleyeceğim diyordun. Dilara, biz nikah günü aldık Gülseren'le. Haftaya evleniyoruz. Hmm.
Neden erken dönmüş Londra'dan? Sözde benim ne işim var burada, ne yapıyorum demiş. Niye sözde? Yalan söylüyor. Niye yalan söylesin ki? Başka bir şey için gitti. Ama söylemiyor. O zaman ne ima ediyorsun? Kahvaltıda midesi bulandı. O zaman saçmalama. Annemden bahsediyoruz, doğru konuş. Cansu bak, ben bir şey bilmiyorum. Sadece şüpheleniyorum. Şüphelenemezsin böyle bir konu hakkında. Ya haklıysam? Olamazsın Ozan. Haklı falan olamazsın. Cansu bak, anlamıyorsun. Annem de insan, tamam mı? Annem de hata yapabilir. Ben annemi sorgulamıyorum, suçlamıyorum da. Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum, anlıyor musun? Hata yapmış olabilir. Sus, tamam, konuşma daha fazla. Sen babamla konuştun mu? Konuştum. Ne diyor? Ne diyecek? Yok öyle bir şey diyor. E tamam, yok demek ki öyle bir şey. Sen paranoyaklık yapıyorsun. Cansu, annem çok kötü durumda, görmüyor musun? Bir deri bir kemik kaldı, resmen depresyonda kadın. Bir şekilde yardımcı olmamız lazım anneme. Gerçekten başka bir şey umurumda değil. Babam arıyor. Efendim baba. Emrah, ne haber? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ya Emrah, bugün benim çok yakın bir arkadaşımın doğum günü. Gitmezsem darılacak bana. Ama Azmi'yi biliyorsun, sıkıntı çıkarıyor. Acaba sen Azmi'yi oyalasan, ben de o sırada çıksam. Olur mu? Yok, olmaz. Yapamam. Ama neden? Beni mi kıracaksın? Babanız duyarsa işimden olurum ya. Ölürüm hatta. Olmaz yani. Ya Emrah, Azmi çıktığımı görmezse babam nereden bilecek? Hem zaten yakalansam da senin suçun değil ki. Azmi'nin suçu oluyor. Ya bak, hem çok durmayacağım lütfen. Bir saat duracağım, sonra geri geleceğim. Söz veriyorum. Tamam, tamam. Nasıl yapacağım? Bilmem. Sen akıllısın. Bulursun bir şeyler. Otoparka götür, bir şey yap. Bilmem. Tamam, ben o zaman bir şey, ama geç kalmayın. Tamam, söz veriyorum. Bana olur çünkü. Tamam, görüşürüz. Azmi abi, senin telefonun feneri var değil mi ya? Var da ne yapacaksın ki? Çok güzel. Ya ben motorun anahtarını dün otoparkta mı düşürdüm? Düşürüm. Bir gidip bakalım mı ona ya beraber? Ben sana vereyim, sen git park ya. Abi yok. Biri arar falan, ne diyeceğim açınca? Hani yalnız gönderme beni ya. İyi, hadi çabuk gelin. Hadi. Senin Dilara'nın yanında. Ne işin var? Ne işin var Dilara'nın yanında? Kırpınar. Hayali aldın benden. Kardeşimi aldın.
Onun sesi yok. Nefesi yok artık. Yetmedi. Dilara'yı aldın. Hayatta sevdiğim tek kadını aldın. Ama geri alacağım. Geri alacağım. Seni yakacağım. Kendim yakacağım. Gerekirse tüm dünyayı yakacağım. Ama geri alacağım. Geri alacağım Can Yurtlar. Geri alacağım. Dilara, ben seni seviyorum. Seni ölümün açılıyorum. Aç bakayım. Kocaman aç, kocaman. Hadi, hadi, hadi. Oo. Nasıl, tadı güzel mi? Çok nefismiş. Sensin nefis, sensin. Gerisini ben yedireyim istersen. Yok yok, yediriyorum işte. Ya zahmet oluyor sana böyle. Yok, bana zahmet falan olma, yaşıma gidiyor. Ya o sen abim yedirsin. Hmm. Bak İyi. O da öyle istiyor. İyi peki o zaman. O zaman biraz da bundan yedirsin. Oo bak, pilav da geldi şimdi. Sever misin sen pilava? Pilava, yoğurt da yiyeceksin. Çok güzel oluyor. Aç ağzını. Aç bakalım. Aç bakalım. Birazcık da yoğurt kanalım. Zeynep nasılsın? Sağ ol sen. Vallahi pek iyi değilim. Hayırdır, bir şey mi oldu? Oldu. Babamlar seni aramış. Çocuğu getir demişler, getirmemişsin. Cem işte gelmek istemiyor. Anlamadım, ne demek bu? Geçen hafta cumartesi seni babaannelere götüreyim mi diye sordum. İstemiyorum diye ağladı. Ne yapayım, zorla mı getireyim çocuğu? Bana bak Zeynep. Bizim hakkımızda ne söylüyorsun da çocuk gelmek istemiyor? Ha? Aleyhimizde dolduruyor musun çocuğu? Bak ben hiçbir şey söylemiyorum, tamam mı? Yani... Zeynep, bak seninle güzel güzel konuşuyorum. Canımı sıkmıyor. Bülent de yakında çıkacak. Senin için hiç iyi olmaz. Anladın mı? Ayağına denk al. Hadi hadi çiğne. Biz ne güzel yiyoruz, baksana. Aferin size. Sen nereye kayboldun? Şey... Arkadaşım... Arkadaşım işten arkadaşım aramış da onunla konuşuyordum. Zeynep. Sorun yok değil mi? İyiyim, bir şeyim yok. Zeynep emin misin? Yok ya. Yani iş yerindeki tatsızlıklar işte. Ona canım biraz sıkıldı. Peki iş yerindeki tatsızlıklara benzemiyor ama. Yok yok, ona canım sıkıldı. Bir şey yok. Efendim baba? Tamam tamam, geç kalmayacağım, merak etme. Efendim Yıldırım. Cihan, müsait misin? Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır, hayır. Şu madenle ilgili bana gönderdiğin belgeleri inceledim. Sözleşme taslağına baktım. Güzel. Ne diyorsun peki?
Yani talip olduğumuz maden bir kere çok iyi bir yatırım. Öncelikle onu söyleyeyim. Üretim kapasitesi süper. İhracat geliri çok çok fazla. Herhalde Yıldırım. Böyle güzel bir iş olmasa girer mi? Doğru. Peki kredi talebimiz olacak mı? Olacaksa da hangi kaynaklardan olacak? Olursa iyi olur Yıldırım. Ama ilk etapta bankaları tercih ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. O zaman öncelikle bankalardan bir görüşme ayarlayayım. Sonra da şirketin bilançosuyla sözleşmelerini tekrar iyice inceleyeyim. Yarın daha ayrıntılı konuşuruz ha? Tamam. Yarın ofiste buluşuruz. İyi geceler. İyi geceler. Evet, salatamız da hazır. Senin sevdiğin gibi beyaz peynirleri küp küp doğradım. Hadi, ne bekliyorsun? Çok zahmet etmişsin. Ne demek? Hadi başla, soğutma. Nasıl? Beğendin mi? Yani bu kadar güzel yemek yaptığını unutmuşum doğrusu. Aslında pek çok şeyi unuttum. Ama ben sana hepsini hatırlatacağım. Bu akşam da hiç ünlü yok burada. Daha erken ya. Aa, geçen gün Sinan Aksu buradaydı. Fotoğraf çekecektim, yetişemedim. Sen Sinan Aksu'la fotoğraf mı çekilmek istiyorsun? İstiyorum, ne var? O zaman gel bizim kafeye. Her akşam bizim kafede takılıyorlar burada. Ya ciddi misin? Atıyorsun azabımı. Ay niye atayım ya? Geçen sene abimin doğum gününe gelmedi mi? Ay geldi vallahi. Bir sürü fotoğraf attı Feyse, görmediniz mi? O zaman bir gün biz Dark Blue'ya davet et de tanışalım. Sahi baban ama hiç adım attığımız yok. Tamam ya, gelirsiniz, sorun değil. Ama söyleyeyim baştan, babamın yeri biraz sıkıdır. Yani içki falan içemeyiz. Sen bulursun bir yolunu. Olmadı yanımıza getiririz. Ha, bakarız. Telefonu çalıyor. Ah baba. Alo babacığım. Güzel kızım benim. Canım, neredesin? Evdeyim. Banyodaydım ya. Çok çaldırdın mı? Duymamışım. Önemli değil kızım. Derslerin bitti mi tanem? Hı, bitti. Şimdi televizyon izleyeceğim. Aferin benim kızım. Sen ne yapıyorsun? Geç geleceğim dedim. Ben yemek falan hazırlamadım. Hazırlayayım mı sana bir şeyler? Hayır kızım, hayır. Dışarıdan söyleriz. Ozan'la Cansu'la gelecekler. Ben de birazdan geliyorum. Evde olacağım. Niye geliyorlar ki? Canım kızım, birlikte konuşacağımız şeyler var. O yüzden. Ne gibi? Canım kızım, gelince konuşuruz. En geç yarım saat evdeyim. Öptüm seni. Fazal, nereye? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Nereye gitti böyle apar topar? Hesabı da bize kilitledi yalnız. Aman be, ben öderim onun hesabını. Ayıp ya. Gittiği gibi hemen arkasından konuşmaya başlıyorsunuz. Az bir ödedi sizin hesabınızı. Tam ya, bir gitti diye. Üf. Bir iş çıktı ki gitti, Allah Allah. Alo. Ya Emrah'cığım, benim senden bir ricam olacak. Hazal Hanım, buyurun tabii. Şey, ben geldim. Buradayım ama Azmi var ya. Tekrar Azmi'yi oyalayabilir misin acaba? Ya Hazal Hanım, bilmiyorum ki. Emrah'cığım lütfen bak, başım belaya girmesin. Bana bu iyiliği yaparsan asla unutmayacağım. Tamam, ben bir bakayım o zaman. Şey yapayım. Şimdi aklıma geldi, sabah abi bizim otoparkta arabanın yerine biri park etmiş, yabancı abi.
Bizde ne alakası var abisi? Ben yani dediğimi de anlatamadım, bulamadım yerinde. Bir gel bakalım iki dakika ya. İyi tamam, çok gelin. Hani huylandım ondan diyorum. Geç. Çok çok. Misafir arabası abi gitmiş. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Deli misin, devali misin lan sen? Böyle boş işler için benim peşinden bir daha koşturma. Şeyda çok korktum ya geç kalacağım diye. Babam gelmemiş ama son anda kurtuldum. Cansu. Geçsene. Sen nasıl girdin içeri? Babam bana da yaptı. Hadi gir, ayakta kaldım. Ya ben de markete gitmiştim sizin için bir şeyler alayım diye de... babam aradı sonra, gerek yok dışarıdan söyleriz dedi. Ben de geri döndüm. Ben bir saattir buradaydım. Ne zaman gittiysen artık. Babama yakalanmaktan korkuyorsun değil mi? Ne yakalanması ya? Saçma saçma konuşma. Duydum seni telefonla konuşurken. Ne demişim? Ne diyeceksin işte? Yok ödüm koptu babama yakalanacağım diye falan. Cansucuğum galiba gayipten sesler duyuyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Babam akşamları çıkmana izin vermiyor. Sen de kaçıyorsun değil mi? Ne izin vermesin ya? Saçma saçma konuşma. Tamam, geldiğinde ona sorarız o zaman. Tamam, sorarız. Prenseslerim. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Sen de hoş geldin. Canım. Hoş geldin babacığım. İyi. Ozan nerede? Gelecek. Aradım, yoldaymış. İyi peki. Yiyecek bir şey söylemediniz mi? Söyleyelim, ne söyleyelim? Ozan ne istersin? Fark etmez bana Cansucuğum. Ya da ben elim yüzümü yıkayayım, siz bir şeyler söyleyin. Eğer bütün gece beni süründürmeye çalışıyorsan boşuna uğraşma. İstediğini söyleyebilirsin babama, beni ilgilendirmiyor. Gerçekten ilgilendirmiyor mu? Evet Cansu, gerçekten ilgilendirmiyor. Ne diyeceksin ki? Ben bu evden nasıl kaçmış olabilirim? Aşağıda az mı duruyor? Güvenlikçi çocuk duruyor. Eğer kaçsaydım ikisinden biri görürdü değil mi? Yok artık Azal. Hem buraya geldiğinde sana kapıyı ben açmadım mı? Evdeydim ben zaten. Sen şimdi babama diyeceksin ki ben buradaydım. Cansu yalan söylüyor öyle mi? Gerçekten yalancılıkta zirvesin biliyor musun? Yalan söylemiyorum. Sana kapıyı ben açmadım mı? Tamam peki. Baba! Efendim? Cansu tamam. Cansu tamam söyleme. Evet kızacak bana. Dışarı çıkmama izin vermiyor. Ne olur söyleme. Baba! Ya Cansu söyleme ne olur. Baba şey diyeceğim. Pizza mı söylesek? Yok artık pes sana ya. Söyleyeceğim zannettin değil mi? Hazal ben senin gibi zavallı değilim. Elime geçen en ufak gözde insanları süründüreceğim diye uğraşmıyorum. Umurumda olmaz. Rahat ol yani. Teşekkür ederim Cansu Hanım. Ay çok eğlendim ya. İyi eğlenceler. Yok artık ya. Ben bu Hazal'ınkileri de bir tane kampanya var. Oraya vereceğim, dolabımda durmasın diye. Bir tane duvar var. Herkes evindeki fazlalıklarını o duvara asıyor. İhtiyaç sahipleri de geliyor, alıyor. Ay ne güzel, ne güzel de... Hazal çok kızacak bak, delirecek sana söyleyeyim. Ama ne kızacak, hatırlamıyor ki. Ay Gülseren şunlara bak, yepyeni, vallahi yepyeni bunlar. Kadir kıymet bilmiyor ki. Alıyor, atıyor, alıyor, atıyor. Vallahi günah. Şuna bak, şuna. Yani alacak gücüm var diye olur mu ya? E Cihan şımarttı işte bunu. Şimdiye kadar istediği hayatı yaşayamadı diye ne istediyse aldı, ne istediyse aldı, böyle oldu işte. Vallahi genç kız olsam tam bana göre. Hayatta kaçırmazdım. Aynı eve taşındığımız zaman bak bakalım müsriflik yapabiliyor mu artık? Ne yapacaksın, nasıl engel olacaksın?
Ne yapacağım? Konuşacağım Cihan'la. E tamam, artık istediği şey de oldu. Anası babası yanında. Buna bir tane limitli kredi kartı. Ayda 3-5 tane kıyafet aldı, aldı. Almadı, aldı. Asık'ı yönetim ilan edeceksin yani. Eyvah. Fazla zor günler bekliyor vallahi. Öyle müsrif müsrif harcadığı günlere saysın. Geldi. Sağ olun çocuklar. Bu yüzden kızlarım büyümüş, yemek getiriyorlar babalar. Hadi bakalım başlayalım. Ozan'ı beklemiyor muyuz? Kızım gelsin, o da yer. Ozan yabancı mı? Geldi bile zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Ne toplantı? Bilmiyorum. Sana bir şey söylemedi mi? Söylemedi. Annemle ilgili herkes. Afiyet olsun. Hoş geldin Ozan. Merhaba. İyiyim Ozan abi, gel. Hadi gel. Pizza mı var? Evet. Emine Hanım'ın ev pizzalarını tutmaz ama oğlum. İdare edeceksin artık. Çok aç değilim zaten. Demek aç değilim. Ne olacak şimdi? Konuşamadık. Dilara'yı mı diyorsun? İşte karar vermemişti abi şey. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Sana yaptıklarından sonra. Ay öyle deme Derya. Ortada bebek var. Ben bebeğe acıyorum. Yani orası öyle de. Dilara Hanım da pek bir kibirliydi. Ne oldu? Allah'ın sopası yok işte. Peki Cansu bebeği öğrenirse Dilara ile yaşamayı kabul edecek mi sence? Bilmiyorum ki. Daha hiçbir şey belli değil işte. Çok merak ediyorum Dilara ne yapacak. Ay ben de çok merak ediyorum vallahi. Ha ama bak aramızda, sakın kimseye söyleme. Cihan bana bile zor söyledi. Ay aşk olsun, söylemene gerek var mı? Ya yok tabii de. Ama ne bileyim, kafam çok karışık işte. Yani tabii bir taraftan çok mutluyum evleniyorum diye. Ama bir de Dilara'nın durumu. Ne bileyim vallahi çok karışık. Ay Gülseren yapma böyle, ne olur. Bir kere de kendin için mutlu ol. Bir kere de bulunduğun durumdan bir tad al. Ne olur. Deli. Seni çok özleyeceğim Derya. Özlemeye gerek kalmayacak. Bak ikide bir görüşeceğiz, göreceksin. Annem hakkında mı konuşacağız? Annenin nesini konuşacağız oğlum? Evet, annemin nesini konuşacağız? Bilmem baba, sen söyle. Oğlum annenin konuşulacak neyi var? Yok mu? Oğlum sen sinirli misin bir şey? Yok, bir şey sinirli değilim baba, tamam. Seni dinliyoruz. Çocuklar biliyorsunuz biz Gülseren'le evlenmeye karar verdik. Ama durmadan araya bir şeyler girdi. Hep bir sorun çıktı ve yapamadık. Bir türlü olmadı. Ama artık gün aldık. Önümüzdeki cumartesi evleniyoruz. Gerçekten mi? Çok sevindim. Annem bu durumdayken. Annemin nesi var oğlum? Tamam baba, yok bir şey. Oğlum annenin nesi var? Annem, yok bir şey. Annen ince hastalığa mı tutuldu çocuğum? Eli ayağı mı tutmuyor? Ne yapayım? Of baba, tamam. Tamam, özür dilerim. Oğlum bak. Eğer söylemek istediğin bir şey varsa, bildiğin bir şey varsa, itiraz ettiğin bir şey varsa şimdi söyle. O yüzden buradayız. Size mutluluklar. Hatta Gülseren Hanım'ı da tebrik etmenin için. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Tamam baba, özür dilerim. Tamam. Hadi dikkat edin kendinize. Dikkatli kullan arabayı Ozan. Aha geldi. Sesine hayran oldum. Abla. Özkan, sen mi geldin ablacığım? Yok ben gelmedim. Telepatiyle konuşuyorum. İnşallah. Oluş, açtın. Ne yapıyorsun? Özledim ulan babayı. Kurban oldum. Ne yapıyorsun?
Özlemiş Özkan demin ne dedi biliyor musun? Ya dedi babam dedi niye hep işten böyle geç gelir? Niye hep eli boş geliyor dedi. Ağladı, üzüldü. Ne diyorsun la akşam akşam? Al şunu al, al kollarım kırıldı. Oy. Kalk yemek yap acayip açıma. Ay vallahi yemek memek yok. Of. Nasıl yok lan? Yumurta da mı yok? Kalk bir yumurta kır, bir menemen, bir çılbır, bir şey yap lan. Ya Özkan sende hiç vicdan denen bir şey yok mu lan? Dubleks denen o koskocaman villayı temizledim, canım çıktı ya. Kebap söyle, kebap. Kebap mı? Kebap seni kesmez ablacığım, sana kuzu çevirttireyim ben. Ya ben sana dedim camların silmesine yardım et, kaçtın gittin. Ben o camları önce bir dışarıdan, sonra da bir içeriden boydan boya temizledim. Canım çıktı, kadın bir liste yapmış, sorma. Yani cilalar, yerleri mi cilalatırsın, banyoları mı ovdursun? 3 tane banyo var. Birinciyi ovdum, ikinciyi ovdum, üçüncüyü ovdum. Oh, oh, bitmiyor ya. Kadın tam yeter, sus, yeter ki sus, tamam söylüyorum. Ne istiyorsun, Adana mı Urfa mı? Hem Adana hem Urfa, bir de iki tane de Antep lahmacun. Oha, boşan da semenliye. Ya Özkan, sen beni anlamak istemiyorsun galiba ya. Yoruldum diyorum. Ben mi derim la gündeliğe git diye? Alo, kardeş kolay gelsin, kebapçı mı? He, 2 Adana, 2 Urfa, 2 Antep lahmacun. Şşş, içli köfte de söyle. Yarım, yarım porsiyon. İstersen bütün Güneydoğu Anadolu'yu söyleyeyim, seni anca keser. Yarım porsiyon içli köfte ya. Yok sana demiyorum kardeş. Tamam bir de yarım porsiyon içli köfte. Ya yarım dediysek yarım mı yap? Yarım dediysek yarım yap. Tamam bir porsiyon içli köfte. İki porsiyon. 2 tane de ayran kardeş, tamam. Yok bir de şey. Ya bir sütlaç be. Kardeş bir... Tamam kardeşim yok bir şey. Bir sütlaç. Numarada çıktı değil mi adres? Eyvallah kolay gelsin. Ay. Ay. Oğlum çok korkuyorum la. Bir gün bu kadın seni de yiyecek. Yeminle billahi seni de yiyecek. Allah'ım manyağı. Ulan ben bu ezine peynirini 2 gün önce aldım. Bu kadar mı kaldı ya? Bu Kerim'an kesin götürüyor bunu. Ulan ne obur karı ya. Bir kalıp peynir yenir mi Allah aşkına ya? Kapı mı o ya? Kim o? Allah Allah. Hayırdır? Vay! Kim gelmiş? Ah canım benim. Canım gelmiş. Ne yapıyorsun? İyi. Ne yapayım? Misafir kabul ediyor musun? Ediyorum. Ediyorum tabii. Gel. Hoş geldin koçum. Hayırdır? Gel. Hoş geldin. Kurmuşsun çilingiri. Ne yapayım be oğlum? Canım sıkılıyor akşamdan akşama. Öyle oyalıyorum kendimi. Bana bak, vereyim sana. Olur vallahi içerim. Vallahi mi? Olur olur. Tamam. Al sen bunu. Kendime alırım. Ay be torunum gelmiş ya. Dede, nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapayım oğlum? İşte öyle. Kendi kendime oyalıyorum. Ay, hadi bakalım gel. Dede torun şöyle güzel bir kadeh tokuşturalım bakalım. Getir. Sağlığına. Sen de sağlığına. Koçum be. Bana bak. Efendim? Şimdi peynir de al. Tamam tamam alırım bunu. Al lan al işte. İyi ver bakalım. Öyle kuru kuru gitmez. Ne? Ne yaptın? Aynı. Değişen bir şey yok. Dede. Ne? Bizim ailenin genlerinde kesin bir problem var. Kesin bir arıza var. Ne diyorsun oğlum sen? Ne arızası varmış? Yani bilmiyorum ne olduğunu ama... bizim büyük dedelerden biri kesin bir problem yapmış. Zamanında insanları çok üzmüş. Ahını almış ahını. Bir sürü insan bela okumuş. Bak hepsi bizim başımıza geliyor işte. Nereden çıkardın oğlum bunu şimdi? Yok ah almış, yok üzmüş. Ha? Öyle dede. Şu son 2 yılda yaşadıklarımıza baksana ya. Hayatımızda utanç eksiktik. Öyle oğlum anası öyle. Ya diyorum var ya tam bitti diyorum. Bu sondu diyorum. Bir daha böyle problemler olmayacak. Ama yine geliyor bela buluyor bizi. Baksana şu son olan. Annemle Harun ya düşünebiliyor musun? Bu nedir dede ya? Ne yapalım ya işte insanlık hali. Anne yapmış bir hata. Neyse Allah'tan çabuk kendime geldi de toparlandı. Ne yapalım? Oluyor böyle şeyler oğlum. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Yok bir şey. Var bir şey. Hadi söyle bakayım. Ne oldu oğlum?
Babam da evleniyor. Ne? Baban da evleniyor? Hı. Gülsen Hanım'la. Haftaya. Hadi ya. Seni beklerler dede. Çekersin lacilere de. Ne gideceğim lan? Ne gideceğim o çocukluğunun nikahına? Hayatta gitmem ben. Öyle deme dede. Kayınpedersin sen, gideceksin, mecbursun. Lan kadına bak ya. Azmetti, yaptı yapacağını. Vallahi yaptı. Biz onun defterini düreriz derken o geldi bizim defterimizi dürdü ya. İşe bak ya. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Neyse. Giderken şöyle güzel büyük bir yüzük al. Takarsın. Ya da ne bileyim, sen daha iyi bilirsin. Ne dalga geçiyorsun lan? Ha? Ne atılmış yani? Dedesiyle dalga geçiyor. Şuna bak ya. Yıldırım, bornozu buraya bırakıyorum. Tamam, sağ ol. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Çağırsaydın. Ne dediler? Sevindiler mi? Evet, sevindiler tabii ki. Ozan ne dedi? Ozan... tebrik etti. Mutluluklar dedi. Ya doğruyu söyle. O sevinmemiştir. İstemiyor ya evlenmemizi. Gülsene. Ya Ozan kocaman adam. Ben de babasıyım. Dolayısıyla benim ne yapacağımı o karar veremez. Alışacaktır. Biraz sinirlendi, biraz bozuk attı gitti. Hayır öyle söyleme. Oğlun o senin. Gülsene, kocaman adam diyorum ya. Ya bilmiyor muydu? Bu şimdi mi çıktı? Sır mıydı? Saklıyor muyduk? Allah Allah. Tamam tamam. Dilara ne yapmış? Kararını vermiş mi? Yani merak ettim, o yüzden soruyorum. Gelebilir miyim? Tabii ki anneciğim, gel. Gel bebeğim. Güzel kızım benim. Özlemişim ben kızımı zaten. Ben de. Nasılsın anneciğim, iyi misin? Deniz'le nasılsınız? Ayrılmadınız değil mi? Yok, ayrılmadık. Yani ayrılmıştık ama barıştık şimdi. Ne çabuk. Dün bir, bugün iki. Üzdü mü seni? Üzmüyor, merak etme. Hı. Sen de onu üzmüyorsundur. Yani üzülmesini gerektirecek bir durum yok aslında. Ozan'ın gıcıklıkları dışında. Ozan gıcıklık mı yapıyor? Sorma, abi kesildi, başım oldu. Seni çok seviyor. Abilik yapmayı da seviyor, sana ondandır. Biliyorum. Ozan, bana bak. Efendim? Oğlum, şimdi biz gidecek miyiz babanın nikahına? Ben gitmeyeceğim de sen mecbursun, gideceksin. Ben niye mecburmuşum? Sen mecbur değilsin, ben niye mecburum? Şuna bak ya. Cangır Pınar canını okur, senden de gitmezsen. Yok ya. Senin de okur. Senin okumaz mı? Okusun.
Gitmeyeceğim yine de. Sen gitmezsen ben hiç gitmem oğlum bana. Yok bir şey. Kanka. Ey Allah'ım ya, şuna bak ya, bana bak. Ha. İyi misin sen? Böyle başım dönüyor. Çok içtik galiba. Ey git hadi bir yüzünü yıka, kendine gel hadi. Ha, beceremedin içmeye, git kus diyorsun. Ne alakası var canım, işte miden temizlenir, hadi oğlum hadi. Ne oluyor lan? Kusacağım galiba. Allah'ım. Allah'ım ya. Şimdi babası tepeme biner, oğlumu içirdim diye. Gülseren, çok az zaman kaldı nikaha. Ay daha yapılacak bir sürü şey var. Hangisinden başlayacağım bilemiyorum. Ne iş var ki? Daha oturacağımız ev belli değil. Tamam, sen o işi bana bırak. Ben hallederim evi. Nikah nerede yapacağız? Nikah salonunda mı? Hayır, nikah salonu olmaz. O kadar da değil Gülseren, yapma. Ha tabii. Ne, niye gülüyorsun? Hiç, Derya da böyle söylüyor da hala alışmadım diyor. Öyle mi söylüyor? Ama alışmaya çalışıyorum ben de. Nerede yapacağız yani nikah? Bilmiyorum, kafamda birkaç yer var. Karar veririz Gülseren. Benim hemen elbise bulmam lazım. Elbise değil, gelinlik. Saçmalama Cihan, ne gelinliği, kaç yaşında kadının? Bak yapma Gülseren, gelinlik. Yemin ederim düğün dernek diye tuttururum görürsün. Tamam, tamam. Anne, nasılsın? İyiyim kızım, niye sordun? Ozan seni sabah ağlarken görmüş. Evet, ağlıyordu. Niye, anneler ağlayamaz mı? Olur mu? Asıl anneler ağlar. Anne, ben sana destek olamadım, değil mi? Niye böyle söylüyorsun kızım? Destek olman gereken bir şey mi vardı? Yani bilmem, sonuçta sen de... Ne yani? Aşk acısı mı çektim? Gülüyorsun. Yani ne bileyim. Tuhaf işte. Normalde genç kızlar aşk acısı çeker. Anneler de onları avutur. Bizimki tam tersi oldu. Bizim her şeyimiz ters. Evet, öyle. Gece yanında yatayım mı? Tabii ki. Gel. Zıpla. Gel birlikte. Çok özlemişim böyle yapmayı seninle. Ben de. Sana iki adres göstereceğim. Oralara gidip bakar mısın emlakçıyla? Başka zaman bakalım o zaman. Ben sensiz nasıl bakayım? Canım benim, sen gör. Sen önce bir beğen. Benim için önemli olan o.
Ayrıca çok yoğun işim var Gülsel Hanım. Şimdi toplantıya girmem lazım. Yeni bir işe giriyorum. Tamam mı? Tamam canım, tamam. Ben giderim o zaman, bakarım. Konuşuruz sonra. Ha bir saniye. Derya seninle beraber mi? Eğer beraberse, eğer işi de yoksa senle gelsin. Aa doğru söylüyorsun. Derya gelir misin ev bakmaya? Aa deli misin? Bayılırım. Tamam biz Derya ile gidiyoruz o zaman. Tamam. Sonra beni ara olur mu? Tamam canım, ararım. Seni seviyorum. Ben de seni. Aşka bak, aşka bak. Ya kıskanma, çalış senin de olur. Of. Kahvelerimizi içelim, giyinelim o zaman. ...84 numaradır. Evet, gel buyur. Yanlış geldik herhalde. Yok canım. Apartman dairesi beklemiyordun herhalde. Ay ne bileyim. Gülsel Hanım. Ha, merhaba Dilek Hanım. Evet Dilek ben. Memnun oldum. Merhaba. Size yalıyı gezdireyim. Böyle buyurun lütfen. Burası Balipaşa yalısı olarak biliniyor. Bahçe içinde, denize cepheli, 4 araçlık modern bir kapalı garajı, 1 kayıkhanesi, 1 iskelesi var. 3 katlı, çalışanlar için de müştemilatı var. Ay Gülsel Hanım, manzaranın güzelliğine bak. Ay, dilim tutuldu resmen. Böyle buyurun lütfen. Ama bizim o kadar vaktimiz yok ki. 2 günlük iş, siz onu dert etmeyin. Siz eşyaları beğenin yeter. Tabii ayol, bir günde getirip yerleştiriyorlar. Ay, pardon. Derya iyi de mi? Biraz şey değil mi yani? Ne? Görkem mi? Ay evet. Atacağım seni şu denize ya. Kendini şu hayata bir layık göremedin gitti. Dilara bundan çok daha güzel bir yalıda yaşıyor. Sen niye yaşayamıyorsun? Artık anla şunu. Sen bunu sonuna kadar hak ettin. Hem daha da iyilerine layıksın. O zaman eşya seçmeme de yardımcı olursun değil mi? Olurum da şimdi kızlarım var. Onlarla birlikte gidersin. Evet. Nasıl? Cihan Bey'i arayıp beğendiler değil mi? Evet, Cihan Bey'i arayıp beğendiğimizi söyleyebilirsiniz. Ne kadar kirası? 22 dolar.
1900 kira, 400'de yedek parçacıya borç, 400, aha bu da KDV, bu da stopaj, boşa çalışıyoruz anasını satayım. Kaldı 1900 lira. Benim payım? Ha senin payın, aha bunun yarısı da senin, 1900'ün yarısı, al bu da senin. Eyvallah kardeşim. Ya Engin kardeş, biz niçin daha büyük bir yere çıktınız oğlum ya? Oğlum, bu kadar yerle şurası. Paramız da var. Oğlum niye sürünelim la burada? Oğlum nesi var la buranın? Biz yatırım yapalım oğlum. Bir road balance makinesi alalım, işi büyütelim. Sonra ileride düşünürüz iyi bir yer. Aslında doğru söylüyorsun kardeş. Borç bir road balance'a girelim vallahi. Nasıl olsa para da geliyor. Önce seni sokacağım. Nereye? Road balance'a. Kafanı ayarını yaparız ha? Buralara bak lan. Ne diyor lan? Ya yapmıyorsun sen ya. Geldim, geldim. İyi akşamlar. Hoş geldin. Çok özledim seni, hal hazırı kuzusu. Ne yaptınız? Bu Hacer iyi baktı mı sana kuzum? Bütün gün başındaydım, tabii ki güzel baktım be. Allah Allah. Değil mi kuzum benim? Değil mi benim canım? Neyse, hadi bakalım. Benim saatim geldi. Al sen şunu, dizim başlayacak Keriman ya. Ya bir dur Hacer ya, bir dur. Aman kadına bak ya, Allah Allah. Allah Allah. Benim saatim doldu diyorum. Hadi al şunu. Hadi bana baş baş. Ya git Hacer ya, sanki evin kaçıyor. Aa şurada oturuyorsun ya, şurada insan. Keriman, bak ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Şimdi ben bu Can Haşmet'e bakıyorum ya, günlüğü 60'tan. Bana bir 50 lira daha ver. Vallahi buraları böyle pırıl pırıl yaparım. Üstüne bir de yemek yaparım. 50 lira mı? Hacer sen kafayı mı yedin? Ne be? Ben senin iyiliğin için söyledim. 110 lira yapayım. 110 liraya iyilik mi olur Hacer? Gözüne dizine dursun be. Ben sırf karın tokluğuna bütün işimi gücümü bırakıp buraya koşturuyorum. Sırf şu çocuğa bir faydam dokunsun diye. Yazık yazık. Başkası olsa 200'den aşağı çalışmaz be. Ya Deget Hacer ya sen ne diyorsun ya? Ben koskocaman dubleks villayı 150 liraya temizliyorum. Belim kırılıyor sabahtan akşama kadar ya Deget be. İyi o zaman 40 ver düz 100 olsun. Ya Hacer sen beni anlamadın galiba. 150 liraya koca dubleks villa temizliyorum diyorum ya. Allah Allah. Bana bak Keriman. 20 lira ver, anlaşalım. Vallahi bir kuruş aşağı kurtarmaz ona göre ha. Ya Hacer böyle kararlar aceleye gelmez. Benim bir düşünmem lazım. Zor bir karar çünkü. Alo babacığım. Kızım. Ne yapıyorsun? Kaçta geleceksin? Yemek hazırlayayım mı sana? Güzel kızım benim. Çok işim var. Çalışmak zorundayım. Toplantıya gireceğim. Tüh ya. Ben de beraber yeriz demiştim. Neyse olsun. Yarın yeriz. Tamam kızım. Öyle yaparız. Tamam. Görüşürüz. Alo Şeyda. Geçtiniz mi siz? Tamam. Ben de geliyorum birazdan. Hadi bay bay. Arabadan indim, yürüyorum. Hangi restoran? Alo, bir saniye. Tamam, siz yemeği yiyin, ben gelemeyeceğim herhalde. Şimdi önemli bir şey oldu, kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Pardon, bir saniye. Alo babacığım. Alo kızım. Ne yapıyorsun? Neredesin? İyi, evde oturuyorum. Sen? Öyle mi? O sesler ne? Şey,
televizyon izliyorum da. Kanal değiştir bakalım, kim çıkacak kızım? Özür dilerim. Kızım sen ne zaman akıllanacaksın? Ha? Sen ne zaman normal bir insan olacaksın? Kızım senin tanıdığımdan beri çevirmediğin dolap, atmadığın yalan, hiçbir şey kalmadı. Bir tane iyi huyunu görmedim senin. Biz sana ne yapalım, ben ne yapayım kızım sana söyle. Sürekli yalan söylüyor. Sürekli oyunlar oynayan bir kızım var. Yediğin önde, yemediğin arkanda kızım. Sen ne istiyorsun? Bu kadar mı meraklısın Barasaz'a? Söyle ben götüreyim seni. Niye yalan söylüyorsun? Ama özür... Şişt, özür dileme. Özür dileyecek şeyler yapma. Yapma. Hazal yeter. İnan sabrım taşıyor. Kızım derdin ne senin? Seni 3 tane psikoloğa götürdük. Bir bahane uydurdun. Hepsine bir kulp buldun. Gitmedin. Derdin ne kızım? Yeter. Git odanda sil o timsah gözyaşlarını. Yürü. Nanacığım, nasılsın, iyi misin? İyiyim güzelim. Sen nasılsın? İyiyim ben de Nana, iyiyim. Senin sesin kötü geliyor, ne oldu, hasta mısın? Bir şeyim yok. Biraz kırgınlığım var sadece. Ben hemen geliyorum Nana, tamam mı? Kızım, gerek yok. Hayır hayır, hemen çıkıyorum ben şimdi. Bahtiyar, arabayı hazırla hemen. Cihan bayıldım. Harika bir yer. Vallahi nutkum tutuldu. İyi güzel. Beğenmene sevindim. Ama senin de görmeni istiyorum. Tabii ki beraber de bakarız. Ama önemli olan senin için esinmesi Gülseren. Ay daha çok işimiz var. Eşya alacağız. Hallederiz hepsini. Telaşlanma, hallederiz. Aa, kapı çalıyor, kim acaba? Tamam bak bakalım kimmiş. Gülseren Hanım. Evet benim. Bu size. Kimden? İçinde kart var efendim. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Aa. Ne oldu, kimmiş? Bilmiyorum, çok şık bir paket getirdi biri. Aa, aç bakalım. Cihan bu ne? Bilmiyorum ki, sen görüyorsun, neymiş o? Ya bu harika bir şey. Ne yaptın sen? Beğendin mi? Bayıldım. Ne demek beğendin? Muhteşem bir şey bu. Canım benim, sen her şeyin en güzeline layıksın Gülseren. Güle güle, kullanacağım. Cihan. Endişelenecek bir şey yok canım. VIP araç çağırdım. Hem adliyeden daha güvenli bir yer var mı sence? Sen yine de dikkatli ol. Aklım sende kalmasın Candan. Tamam, merak etme. Hadi kapatıyorum. Haberleşiriz sonra.
Alo Pınar. 8. icra takibi için dosya hazırladın mı? Yok, hayır. Müvekkil vazgeçmedi. İcra takibi yapacağız. Tamam. Çağlayan adresine gideceğiz. Bahtiyar, sen git bir doktor bul getir, tamam mı? Peki efendim. Nana? Nana, ben geldim. Nana? Hoş geldin. Nana? Nanacığım, iyi misin? Nana dur, ben sana su getireceğim şimdi, tamam mı? Sakin ol Nanacığım, dur. İyi misin? Allah. Yardım edin! Kimse yok mu? Lütfen yardım edin! Dilara. Harun? Ne işin var burada? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Dilara, boş ver şimdi. Söyle, ne oldu? Nana hasta yukarıda. Hastanın yukarıda sağ odada. Nana? Tamam. Al lütfen. Çağlayan adliyesine demiştim ben. Nereye gidiyoruz acaba? Merak etmeyin Candan Hanım. Gelmek üzereyiz. Hayır. Hayır. İndirin beni. İndirin. Boşuna uğraşma. Kapılar kilitli. İndirin. Cemre'leri açtım. Boşuna uğraşma. Dilara, doktor ne dedi? Merak etme, bir şey yok. Küçük bir spazm geçirdin sadece. Ama iyileşeceksin. Buradan ne zaman çıkacağım? Şu serumun bitsin, çıkaracağım seni buradan. Merak etme, tamam mı? Peki. Ben şimdi ilaçlarını alıp geleyim, olur mu? Tamam. Nasıl durumu? Dilara. Sen beni mi takip ediyorsun Harun? Dilara, yalvarırım bir kere dinle beni. Harun. Haklısın. Haklısın, çok haklısın. Ne desen haklısın.
ama seni çok seviyorum. Bitti. Anladın mı abi? Bitti. Hayatımdan çık artık. Lütfen yalvarırım, bir kere dinle beni. Bir kere kendimi açıklamama izin ver. Ne olur Dilara. Senden nefret ediyorum ben. Ama bana çok büyük bir iyilik yaptın. Senin sayende Cihan'ı ne kadar çok sevdiğimi anladın mı? Ne? Beni aklından çıkar artık. Kocama dönüyorum. Cihan'la tekrar evleniyoruz. Çağatay. Abi Candan'ı aldık. Mastak'taki depoya koyduk. Harun, çok pişmanım. Ne olur. Tut Çağatay, tut elinde geliyorum. Merhaba Gülseren. Biraz konuşmak istiyorum seninle. Bu saatte rahatsız ettiğim için kusura bakma. İçeri girebilir miyim? Cihan Gürpınar. Bununla vuracaksın. Silahınla vurulmak nasılmış bakalım. Cihan.